Evet, aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz talebi Sayın Zeynel Emre'nin. Sayın Emre, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuştuğumuz yasayla ilgili geneli hakkında değerlendirmede bulunurken bir hususun özellikle altını çizmiştim. Burada ortaklaşabilmenin. Biliyorsunuz devlet kavramı dünya tarihinde ortaya çıktığından beri iki tane temel önemli argüman vardır. Birincisi nedir? Kamu düzenini sağlayan askeri silahlı bir kuvvetin bulunması. İkincisi temel olarak nedir dediğimizde, burada da kamu düzeni bozulduğunda insanlar arası ilişkilerde karar verecek bir yargı organı, adli hukuki. Bu öyle bir dengedir ki bu aynı zamanda bir toplumsal sözleşmeye dayanır. İnsanlar seçtikleri temsilciler vasıtasıyla çıkartılan yasalara göre o ülkedeki vatandaşlar yargılanır, ceza alır. Şimdi değerli arkadaşlar, toplumsal sözleşmenin ihlal edildiği genel ya da özel af gibi düzenlemelerde muhakkak ortaklaşmak lazım. Bizim gerek Türk Ceza Kanunumuzda gerek anayasamızda nitelikli çoğunluğun aranmasının sebebi, felsefesi de buna dayanır. Şimdi siz bunu tanımıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz iki parti bir araya geldik, bir teklif getirdik, sizle de görüştük, diğer üç parti temsilcileriyle de görüşme gerçekleşti, hepimize geldiniz gittiniz, anlattık. Ama toplamda bizlerin söylediği, ileri sürdüğü hiçbir tezi kabul etmediniz. Anlaşma benim dediğim olur, benim çizdiğim çerçeve olur dediğiniz zaman bu anlaşma olmuyor, bu dayatma oluyor. Anlaşma istiyorsanız herkes kendi düşüncesinden belli oranda fedakarlık yapması lazım. Biz bunu görmedik. Bu sorumluluk, burada çıkan sonuç her ne olursa olsun bu sonuçla siz yüzleşeceksiniz. Bu sonucu halka anlatmakta zorluk çekeceksiniz. Bundan sonra Türkiye'deki adaletsizliğin daha fazla derinleşmesine sebebiyet vereceksiniz. Değerli milletvekilleri, toplumu tek bir lider ve tek bir düşünce etrafında örgütlemeye çalışan devletler olmuştur. Tarihte de vardır. Bugün de vardır. Bu devletlerin ortak bir özelliği vardır. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hain ilan eder, terörist ilan eder. Türkiye gibi terörden çekmiş, çok çekmiş bir ülke olarak çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. O da şu değerli arkadaşlar. Birincisi, etnik ve dini temelli bölücü faaliyet yürüten, terörizm yapan bütün terör örgütlerinin hitap ettiği alan siyahla beyaz gibi değildir. Bir de bir gri alan vardır. Bir devletin mahareti o gri alanda bulunan bulunabilecek insanları daha fazla tehlikeli hale getirmeden sistemin içinde kazandırabilmektir. Bunun yolu da siyaset kanallarını, konuşma alanlarını, basın özgürlüğünü açık tutmaktan gelir. Bizim itirazımız şuna değerli arkadaşlar. Şu an içeride bulunan siyasetçilerin önemli bir kısmı yazdıkları için, söyledikleri için takibata uğrayan, hakkında işlem yapılan vatandaşlarımız açısından bu insanlar yaşasın reis, yaşasın Cumhur İttifakı deseydi bugün çok makbul insanlardı. Bugün bunların hiçbiri olmazdı ve hepsi de bırakın vatan haini, ülkenin bekasını, tırnak içinde ülkenin bekasını savunan makbul vatandaş olurdu. Bizim itirazımız bu adaletsizliğe, bu ayrımcılığa buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bu teklif böyle devam ettiği sürece 46. maddeye geldik. Biz hakkaniyetten, eşitlikten, infaz adaletinden uzak böyle bir düzenlemenin
Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak içinde bulunmayacağımızı bir kez daha ilan ediyorum. Değerli milletvekilleri, madde özeline gelince, bakın madde özeline gelince çarpıklığı komisyonda ifade ettim. Burada bir kez daha söyleyeceğim. Burada ciddi bir indirim, özel bir af kapsamında çıkacak gaspçısı, çetecisi, rüşvet... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Başkan. Sayın Başkan, olacak ve aynı zamanda bununla çelişkili Türkiye'de yürüyen 860 bin ceza dosyasını göz önünde bulundurarak basit suçlardan da bir yılın altında işlenen suçlardan da insanları cezaevine göndereceğiz. Bu suçlar nedir? Bir göz atalım. Basit müessir fiil, taksirle yaralama, yardım yükünü yerine getirmeme, haksız arama, dilekçe hakkının engellenmesi, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret, işaret ve engel koymama, gürültüye neden olma. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim ben? Yani her şey bitti de bu mu kaldı? Diğerlerini çıkarttınız. Bunlardan ötürü ya bir de bir cezaevini görsünler mantığıyla insanları cezaevine mi göndereceksiniz? Bu çarpık ve yanlış düzenlemeyle baş başa kalın. Biz bu işin içinde olmayacağız değerli arkadaşlar. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiş.